Efendim hepiniz saygıyla selamlarım. Teknoloji bağımlılığı kongremizin son günündeyiz, son oturumundayız. Teknoloji bağımlılığı kongremizin üçüncüsünü yapıyoruz ve belli adetlerimiz var. Bu adetlerimizden bir tanesi son oturumu Kemal Sayar Hoca, Mücahit Öztürk Hoca ve bendeniz yapıyorduk. Yalnız Kemal Sayar Hoca ulaşamadı, Mücahit Öztürk Hoca kalamadı. O yüzden vazife bana kaldı. Bu vazifeyi deruhte etmek için huzurlarınızdayım. İkinci adetimiz, geleneğimiz, gördüğümüz şey, genelde son oturumlara, hele ki kapanış oturumlarına kimse kalmaz. Ama bizim teknoloji bağımlı kongremizde insanlar kalıyorlar, sağ olunuz, var olunuz, ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık, desteklerinizle bu kongreler oluyor. Teknoloji bağımlı kongremizin üçüncüsünü yaptık, bu sene Yeşiler'le beraber yaptık. İki senede bir yaptığımız için bu sene altıncı senemiz artık, yaptığımız altıncı senemiz. Bunları yaparken İlk yaptığımızla bugün geldiğimiz nokta arasında belli farklar var. Nasıl farklardan bahsediyorum mesela? İlk olarak ilk yaptığımız teknoloji bağımlılığı kongresinde çok ilginç, garip tepkiler almıştık. Teknoloji kullanımıyla teknoloji bağımlılığı konusunda kafası inanılmaz karışık insanlar, bizim yaptığımız faaliyetin, bu kongre çalışmasının teknolojiye karşı bir faaliyet gibi olduğunu düşündüler. Ama bugün geldiğimiz noktada, 3. Teknoloji Bağımlılığı Kongremizde görüyoruz ki bu insanların sayısı ülkemizde inanılmaz azalmış. Halen böyle düşünen bazı insanlar var ama sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla bizim herhangi bir açıklama yapmamıza gerek kalmadan zaten sosyal medyadaki insanlar asıl maksadın ne olduğunu çok güzel bir şekilde, belki bizden daha güzel bir şekilde ifade etmiş oluyorlar. Şimdi teknoloji bağımlılığı konusunda yakında yaşadığım meseleyi anlatıp çok da fazla uzatmadan kongrede neler konuşuldu onu da kısaca toparlayıp huzurlarınızdan ayrılacağım. Şimdi teknoloji bağımlılığı meselesi hakikaten bir sürü çalışmada dinledik önemli bir mesele. İçten içe yaşadığımız bir mesele. Yok diye iddia edenler olsa bile yoksa bu yaşadığımız ne diye sormak lazım. Geçen aylarda Birleşmiş Milletler uyuşturucuyla alakalı özel bir oturum yaptı. Bizler de Yeşilay olarak Yeşilay'ın çalışmalarını anlatmak üzere orada bir oturum yaptık. Oturumda Yeşilay'ın genel çalışmalarından bahsettik. YADAM çalışmamızdan, rehabilitasyon merkez çalışmamızdan bahsettik. TBMM çalışmamızdan bahsettik. Türkiye'nin uyuşturucu politikasından bahsettik. Bir saatte 3-4 farklı konuşmanın yapıldığı bir oturumdu. Oturumun sonunda TBMM anlatılırken çok kısaca erken çocukluk döneminde teknoloji bağımlılığı alakalı eğitim veriyoruz diye bir bölüm geçmişti. Brezilya'dan birisi tek soru sordu. Başka kimse soru sormadı. Hemen birisi soru sordu. Dedi ki, teknoloji bağımlılığı ilgili ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yapmak istiyoruz, biz de öğrenmek istiyoruz diye. En çok dikkat çeken, çok kısa bir şekilde geçtiği halde bu oldu. Dün televizyonlardan basın mensupları geldiler, röportaj yapıyorlar. Bir tane basın mensubuyla yaşadığımız ilginç bir hatıramız var. Röportajı yaptı, konuştuk, kapattı kamerayı. Dedi ki, hocam benim de bir yaşında çocuğum var, onunla ilgili şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz teknoloji kullanımı konusunda, ne yapalım dedi. Anlatmaya başladım, bir dakika bunu da kaydedelim dedi kameraya. Onu da açtı, yeniden kaydetmeye başladı. Yani bu iki tane örnekten ben şunu anlıyorum acizane. Dünyada da Türkiye'de de ciddi anlamda teknoloji bağımlılığı alakalı yapılacak çalışmalara çok çok ihtiyaç var. Dün ve bugün yapılan çalışmalarda, anlatılan, konuşulan çalışmalarda anladığımız bir şey var, gördüğümüz bir şey var. Daha önceki teknoloji bağımlılığı kongrelerinde de bunu konuşmuştuk. O da şu, teknoloji bağımlılığıyla teknolojinin kötüye kullanımını karıştırmamak lazım. Teknolojinin kötüye kullanımı Türkiye'de yaygın. Ama çok şükür bağımlılık noktasında ciddi bir yaygınlık olduğunu söylemek mümkün değil. Çin'deki kampla alakalı Darya'nın da gösterdiği videodaki Taoran 2. Teknoloji Bağımlılığı Kongremize misafir olmuştu ve onun ifadesi Türkiye bu noktada oldukça iyi durumda, biz perişanız gibi bir ifadede bulunmuştu. Hakikaten de baktığımızda annelerin ciddi anlamda çocuklarını hiçbir şekilde söz geçiremedikleri ve bu söz geçiremeyip mücadele edemeyen grubun çok büyük bir oranda olduğu ülkeler var. Türkiye'de bu kadar büyük bir grupla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla bu iyi bir haber, bu iyi haberi iyi değerlendirmek lazım. Nasıl değerlendirmek lazım mesela? Bağımlılık değilse üzerinde çalışması, önlemesi, problemleri ortadan kaldırması biraz daha kolay olacak demektir. O yüzden kötüye kullanımla alakalı
üç tane temel meseleye dikkat edersek zannediyorum çok mesafe kat etmiş olacağız. Burada hep bu konunun ilgilileri var. O yüzden bu üç temel meseleyi çok çok önemsiyorum. Bu üç temel meseleye hepimiz bir şekilde katkıda bulunursak geldiğimiz noktada çok ciddi adımlar atılmış, çok ciddi olumlu, kalıcı değişiklikler yapılmış olacak diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi şu, teknoloji bağımlılığının özellikle gelişime, her yönden gelişime, fiziksel gelişime, psikolojik gelişime, sosyal gelişime, zihinsel gelişime, manevi gelişime nasıl bir olumsuz etkisi var? Bununla alakalı daha detaylı çalışmalar yapılmak zorunda diye düşünüyorum. Bu detaylı çalışmalar anlatıldıkça, bilindikçe, duyuruldukça insanların bu konudaki hassasiyetleri ve kendilerini daha sağlıklı, daha etkili, daha aktif kullanmaya yönelik gayretleri artacak diye düşünüyorum. Dün ilginç bir oturum vardı, takip ettiğiniz zannediyorum. Bir karyopraktik hocamız boyunla alakalı, duruşla alakalı teknoloji bağımlılığı nelere sebep oluyor? Bunu çok güzel bir şekilde anlattı. Buna benzer bedenimize, ruhumuza, sosyal ilişkilerimize, zihnimize, manevi dünyamıza, değer dünyamıza ne tür etkileri var somut olarak çalışılmasına şu anda acil ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İkinci mesele, teknoloji bağımlılığını önlemek için neler yapılması lazım? Tabii bu çok genel bir şey ama bir nokta çok önemli diye düşünüyorum. Teknoloji bağımlılığı hayatı daraltıyor. Ne demek? İnsanlar, bir sürü karikatür gördük, resim gördük. İnsanlar sabahtan akşama her faaliyet için ekrana bakıyorlar, kalkmıyorlar, hareket etmiyorlar vesaire. Ama burada bir noktayı kaçırmamak lazım. Kalksalar nereye gidecekler? Kalkıp gidebilecekleri bir yer, yapabilecekleri bir faaliyet, kolayca ulaşabilecekleri bir aktivite maalesef özellikle şehir hayatında çok 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 kısıtlı durumda. O yüzden belki bizler bireyler olarak kurumları bu noktada sıkıştırıp bir aksiyon almalarını sağlayabiliriz. Yani insanların, özellikle çocukların, hatta yetişkinlerin sosyalleşebilecekleri, birbirleriyle konuşabilecekleri, akşamları vakit geçirebilecekleri, çocukların, gençlerin enerjilerini boşaltabilecekleri, evlerine yakın, dünyanın öbür ucunda değil, kolay ulaşılabilir mekanların, imkanların ücretsiz bir şekilde veya cüzi ücretlerle ulaşılabilir hale getirilmesini sağlamak lazım. Çünkü internet bağımlılığı alakalı çok temel bir şey biliyoruz. Bu kadar hızlı yayılmasının en önemli sebebi çok kolay ulaşılır olması, çok ciddi anlamda ucuz, güç yetirilebilir olması. O yüzden ikinci olarak da buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak teknoloji bağımlılığı alakalı çok ciddi örnekler veriliyor. İşte internet başında şu kadar kaldı, öldü, bu kadar kaldı, sakat kaldı, bu kadar kaldı, annesini babasını dövdü falan diye bir sürü kötü örnekler var. Bunları her gün duyuyoruz. Daha da çok duyacağız gibi görünüyor. İnşallah duymayız. Ancak iyi kullananlar, doğru kullananlar, aktif kullananlar, etkili kullananlar çok konuşulmuyor. Halbuki bu teknoloji hayatımızdan çıkmayacak. Hayatımızın artık bir parçası. Zaten yeşil olarak biz asla bu teknoloji hayatımızdan çıksın, teknolojisiz bir hayat yaşayalım demiyoruz. Teknoloji hayatımızı genişletsin, hayatımızı güzelleştirsin, daha mutlu, daha huzurlu, daha anlamlı bir hayat yaşayalım için kullanalım diyoruz. O yüzden bu noktada birinci olarak doğru teknoloji kullanan insanların örnekliğini arttırmak lazım, konuşulmasını arttırmak lazım. Gençlere, çocuklara örnek olarak göstermek lazım ki öyle bir örneklik alsınlar. Türkiye'ye ilk internet girdiği zaman internet mahir diye bir adam vardı. Duymuşsunuzdur, belki benim yaşımda olanlar hatırlarlar, gençler muhtemelen hatırlamaz. İnternet mahir, eğlence için, çok özür dilerim, kız bulmak için interneti kullanan bir adam. Oradan internet girdi, adam fenomen oldu, internete girin böyle, şöyle, güzel falan. Oradan itibaren ciddi bir algı var. Nasıl algı var? İnternet ne için kullanılır? Eğlence için kullanılır, sohbet için kullanılır, kız arkadaş bulmak için kullanılır vesaire. Hatta bakın, internet mahirden bahsediyoruz ama geçen sene yayınlanan bir reklam. Bir reklamda, reklamda oynayan sanatçı cep telefonunu modem yapıyor. Ne oluyor? Etrafında kızlar toplanıyor. Teknolojiyi ne kadar iyi kullanırsanız o kadar eğlenme, sohbet etme, kız arkadaş bulma imkanınız artar gibi bir algı oluşuyor. Halbuki teknolojiyi etkili kullanmak, aktif kullanmak, insanlığa faydalı bir şekilde kullanmak, ülkenin problemlerini, insanlığın problemlerini, toplumun problemlerini çözüm olacak şekilde kullanmak mümkün. Bu konunun da gündeme gelmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Üçüncü maddenin ikinci maddesi olarak da şunu söylemek isterim. Anne babalar teknolojiyi kullanıyorlar. Özellikle orta yaş anne babalar teknolojiyi kullanıyorlar. Ancak teknolojiyi kullanırken çok basit, belli uygulamaları çok sıklıkla kullanıyorlar. İşte WhatsApp'ı kullanıyorlar, Facebook'u kullanıyorlar, Twitter'ı kullanıyorlar vesaire. Bunları da sadece
tüketici olarak kullanıyorlar. Yani sadece bir şey paylaşan, o gün ne yaptığını paylaşan, gittiği yeri paylaşan olarak kullanıyorlar. Halbuki anne babaları da bu anlamda eğitebilirsek, yani anne babaların interneti doğru bir şekilde, etkili, aktif bir şekilde kullanmalarını sağlayabilirsek, bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlayabilirsek ve daha da ötesinde interneti sadece tüketici olarak değil, üretici olarak da kullanmalarını sağlayabilirsek, onlar da bilgileri, birikimleri, tecrübeleri istikametinde bir şeyler katarak kullanırlarsa, bu sefer çocuklar en önemli örnekleri, hayatı öğrendikleri insanlardan doğru kullanımı çok daha güzel bir şekilde öğrenmiş, sindirmiş olacaklar. Dolayısıyla anne babaların bu konuda eğitilmesinin de bilgisayar, internet okuryazarlığının kazandırılmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla sözü uzatmadan teşekkürlerle bitirmek isterim. Öncelikle tabii ki en çok teşekkürü dünyanın öbür ucundan, çok uzaklardan buraya kadar gelip bilgilerini bizlerle paylaşan hocalarımıza etmek istiyorum. Hem yurt içinden hem yurt dışından zahmet ettiler, geldiler. Yılların birikimlerini, yılların tecrübelerini bizlerle paylaştılar cömertçe. O yüzden şükranlarımı sunmak isterim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Daha uzun yıllar huzurla, mutlulukla yaşasınlar ve bu çalışmalara devam etsinler ki bizler de istifade etmiş olalım. Sağ olun, var olun. İkinci olarak... İkinci olarak kongre organizasyonları çok zor bir şey. Teknoloji bağımlılığı gibi yeni bir alan daha da zor oldu doğrusu. O yüzden bu kadar zorluğun içerisinden bu kongreyi güzel bir şekilde organize eden Yeşilay'ın harikulade bir ekibi var. Dün gece 12'ydi ayrıldık. Onlar daha da kaldılar. Ben sabah 8.30'da otele geldiğimde hepsi buradaydı. Ne yapıyorlar, nerede yatıyorlar, ne zaman uyuyorlar, ne zaman dinleniyorlar bilmiyorum. Ama harikulade bir efor sarf ettiler, fedakarlık sarf ettiler. Dolayısıyla onların da her birine ayrı ayrı çok 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 teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii kongremizin yine tercümanları çok ciddi destek verdiler. Onlara da çok önemli bir vazife yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Siz olmasanız hiçbir işe yaramazdı yurt dışından getirdiğimiz hocalar. Sağ olun, var olun. Onlara da ayrıca hususen teşekkür etmek isterim. Yine kongremize destek veren Milli Eğitim Bakanlığımıza, Kült Derneğimize çok çok teşekkür ederiz. Başkanı buradaydı ama ayrıldı zannediyorum. Ve yine son olarak da marifet iltifata tabidir. Sizlerin destekleri olmasa, sizlerin ilgisi alakası olmasa bu kongreleri biz boş boşuna yapmış oluruz. Zaten motive olamayız, ikincisini, üçüncüsünü yapamayız. Bugün üçüncüsünü yapıyorsak sizlerin ilgisi ve destekleri sayesinde son oturuma kalarak da zaten bunu açıkça göstermiş oldunuz. Dolayısıyla sizlere de ilginizden dolayı, buraya gelip fedakarlık yaptığınızdan, vakit ayırdığınızdan, enerji ayırdığınızdan dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dördüncü Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ni inşallah 2 sene sonra yapacağız. Daha güzel konularla, daha iyi, olumlu, pozitif adımların atıldığı konuları konuşmak üzere buluşmak dileğiyle hepiniz saygıyla selamlarım. Tekrar görüşmek üzere.